Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve karşınızda Kasa Reboot'un yepyeni bir bölümü ve en üst katı da tamamladım. Tabii bu biraz daha detaylanacak. Burası tarla katım olacak. Ama bu katta da birkaç değişikliğimiz var. Şundan bir adet pipe çıkıyor. Bu arada brine'ımız dolmuş. Evet, brine üretimimize bir bakalım şuradan. Gayet güzel. Burası da dolmuş. Ve karşı tarafta bir şeye bakmak istiyorum. Ha, bu arada brine üretimimize gelmeden önce suları ben buradan üretiyorum. Ve hepsinde speed ve enerji upgrade'ler dolu. Unutmadan speed ve enerji upgrade demişken... Oops. Bunların hepsinde de bolca speed ve enerji upgrade mevcut. Enerji upgrade nedir diye soracak olursanız... her bir enerji upgrade... enerji tüketimini onda bir azaltıyor. Yani bayağı bir azalıyor. Neyse, şimdi buradan çıkışımıza bakalım. Şuradan bir yol geliyor. Aslında bir sen düşününce neyse iyi ya. Evet, şimdi gelelim şunlara. Bunlar herhangi bir şekilde su almayan termal bilmem ne plantlerim. Bunlara hiçbir şekilde su gelmiyor. Ah, peki bunların olayı ne? Güzel soru değil mi? Aslında düşününce bir saniye. Tamamdır. Bu daha verimli oldu. Evet, şimdi gel bakalım. Sen böyle. Sonrasında da sen geleceksin şöyle. Ve sen bak şöyle. Siz de. Şöyle. Bunları tabii ki de. Çıkış modunu alalım. Ve şimdi asıl olayımıza geliyoruz. Yağmura! Neyse, asıl olayımız yağmur değildi. Oops. Voilà. Brian'ımızı gidip buradaki termal evaporation plantlere götürüyoruz ve bu bize liquid lithium veriyor. Evet. İstediğim şey buydu. Liquid lithium. Peki liquid lithium'la ne yapacağım? Bunu gaz haline çevireceğim. Gaz haliyle de normal lityum üretmeyeceğim. Gaz halini dur. Brian değildi. Heavy Water'da kullanacaktım bunu. Ben Liquid Lithium'u neyle kullanacaktım? Evet. Bu gerekecek zaten. Bunlardan birinde Liquid Lithium gerekiyor. Hangi aşamayı da hatırlamıyorum. Evet. Bir aşama da gerekiyor. Bunda da değil. Chemical infuser. Sulfur oxygen. Sulfur trioxide. Vapor vapor. Tritium. Deuterium. Deuterium üretiminde kullanacağız. Ancak... Doğru. Bu. Solar nitrogen activator. Lityumu tritiuma çevirecek. Kendisi. Tabii ki de bunun için buna ihtiyacım var. Sen nasıl üretiliyorsun? Böyle. Sen neyle üretiliyorsun? Oksijen ve liquid ethane.
Liquid Ethane. Ethane'den üretiliyor. Tabi Ethane'in ne üretildiğini bulmamız lazım. Oksijen üretimi kolay. Senin üretiminde Ethane ve hidrojen ve su. Ha, yan product olarak Ethane üretiyormuş. Tamam, güzel. Güzel. Evet, bu şekilde gazlarla boğuşacağız. Liquid lithium bu arada başka işlerimize de yarayacak. Mesela enerji depolamamızda aşırı önemli bir nokta kendisi. Enerji depolama için kullanacağımız şey bunlar. Ve bunlar lithium dust istiyor. Lithium dust, lithium'un chemical crystallizer'a konulmuş haliyle elde ediliyor. Evet, basitçe bu aşama böyleydi. Şimdi gelelim Open Computers'te bir detaya değineceğim. Evet, Open Computers'te bir şey hatırlarsınız. Şunları ben adresleriyle buluyorum. Adreslerini kopyalamak çok basit bir olay. Bu arada adresleriyle bulmaktan kastım şu. Bunlardan birden fazla var sistemde. Aynı şekilde database'lerden de birden fazla olacak. O yüzden şuradaki adres önemli bir nokta. Jitterless sağ tık yaptığımız takdirde adresi kopyalıyoruz. Hepsinin adresi farklı. Bunun adresi farklı mesela. Bununki farklı. Vesaire vesaire. O adreslere göre ne yapacağını biliyor. O adreslere bir proxy atıyorum. Yani T1 dediğimde bunu olduğunu anla, T2 dediğimde bunun olduğunu anla gibi. Fakat database'lerde maalesef bunları okumamın bir yöntemi yok. Peki ben bunun için bir program yazdım. Orada pcomp.lua program, bu basit bir program. CTRLV. Şimdi edit. Evet, bu bütün komponentlerimin adreslerini bana listeliyor burada. Şimdi rm. Evet, şu an comps.log yok. Eğer pcomp'u çalıştırırsam ls bana bu çıktıyı geri verecek. Aa, tabii. Ve gördüğünüz gibi bana listeyi tekrar oluşturdu. Bu listeyi düzenlememin bir yöntemi daha var. Eğer biraz daha filtreli bir biçimde. Mesela sadece transposer'ları listelemesini istiyorum. Aslında gördüğünüz gibi sadece transposer'ları listeliyor. Şimdi git değil. Pastebin kodlarımız neydi? Put. pcomp.lua. Evet, bu ekranda gördüğünüz adresi kullanarak, yani kodu pastebin get ve şu kodu kullanarak bu programı alabilirsiniz. Bu sayede bütün komponentlerinizi bir adet liste olarak, yani dosya olarak elde edebilirsiniz ve oradan kopyala yapıştır ile o komponentleri rahatlıkla adreslerini alabilirsiniz. Böyle bir ufak bir program yazdım size. Kendime de aynı zamanda programı yazarken çok fazla ihtiyacım oluyordu. Ayrıca bu esnada dosyalara yazma ve loglama muhabbeti üstüne birkaç bir şey öğrenmiş oldum. Çünkü dosya yazma konusunda pek bir bilgim yoktu program ile. Evet, basitçe bunu yaptık ve şimdi sizle beraber bir şey hesaplayacağız. Şimdi stone'lar gelin. Başka ne gelsin? Siz gel. Sen gel. Nelere ihtiyacım olacak? 2, 3. Glass lazım olacak. Başka ne lazım olacak? Sen lazım olacaksın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 farklı blok tipi lazım şu an bana. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane var.
Bir tanesinden bir tane gerekçe için. Şimdi reaktörümüzün genel dizaynı ne kadar blok isteyecek? Onu bir hesaplayalım. Aslında reaktörü biraz yukarı yapayım. Daha sonra reaktör değil de şu şablonu biraz yukarı yapayım. Daha rahat üstünde oynayabilirim. Reaktörün genel şeklinde bir kalıp yapalım hemen. Evet, sonrasında... Ups, sen gel buraya. Evet. Ve sonrasında ve tabii ki de bir stack stun'um yetmedi. Sen gel, sen bu kontrollerin olacağı yer. Sonrasında şu, şu ve şu zaten cam olacak. Aynı şekilde bu, bu, bu ve bu da cam olacak. Sen biraz farklı bir şeye dönüşeceksin. Burası lazeri alacak yer olacak. Burası ne olsun? Port olsun. Ya bilgisayarın bağlanacağı port olsun. Bu arada siz şunları da kaldıralım. Burası enerji çıkacak port. Bu arada unutmadan enerji çıkacak port. Direkt yakıt giren port ile aynı port aslında. Aynı şekilde şunlar da yakıt portları olsun. Ve burası da şöyle gelsin bakalım. Bunlar da düz cam olsun. Evet. Şablonumuzu yaptık. Reaktörümüzün genel şekli böyle bir şey olacak. Şimdi alalım bunların hepsini. Toplam sayıyı çıkartalım. Evet. Bazı şeylerin sayısı zaten önceden belliydi ama onları sadece şablonda yerleri belli olsun diye bir koydum. Evet. Gelin bakalım. Bu arada yakıt çıkışını bir tane de yapabilirim. Ama sanki gerek yok gibi. Evet, şimdi. Bana gerekenler bu arada reaktör, logic adaptör her ne kadar redstone bağlanıyor diye gözükse de aynı şekilde bilgisayarlarda buraya bağlanabiliyor. Doğru, bundan aslında iki tane koyabilirim. Biraz görünüş şov olsun diye. Şimdi sizleri ben nereye koyayım? Bir tane bana chest ver. Dandirik'ten bir chest. Gel bakalım. Bunlar şimdilik böyle dursun.
Şimdi reaktör port. Tamam, kolay iş. Reaktör port bana 6 tane lazım. Yani bundan 3 set yapacağım. Yani 12 tane bundan lazım. Yani 3 set bundan yapmam lazım. Gibi. Ve tabii ki de bolca bu zımbırtılar. O zaman biraz daha iron alalım. Bir stack daha. Sonra aşağı gelelim. Buraya niye baktım? Heh. Şimdi bir stack'ini al. Aslında bir stack değil de. Bir buçuk stack'ini. 32 tamamdır. Gelip şurada diamondlayalım. Tabii diamond'ımız yetecek mi? Hiç sanmıyorum ama. O yüzden ne yapacağız? Biraz diamond kristalize edeceğiz. Sıkıştıracağız. 8 tane iş görür diye düşünüyorum artık. Evet, bunlar gerekecek bayağı bir. 4 8. Sonra bunları da şimdi bunların ne kadarını dönüştürmem gerekecek? Tamam, sen bu şekildesin. Sen bu şekildesin. Bir stack'ini dönüştürelim. Evet. Refined Obsidian Dust'ı Enrichment Chamber'a atacağız. Refined Obsidian Dust'ımız var mı? Bir bakalım. Hayır, direkt Obsidian Ingot'ımız var. Ama aşağıda düz Obsidian Dust'ımız olacaktı. Seninle işimiz kalmadı o zaman. Evet, şimdi bu obsidian dust'ı biz rafine edeceğiz. Diamond'la. Ups. Neden buraya geldiysem. Tamamdır, siz tamamsınız. On altı tanesini rafine edelim. Evet. Tabii bunlar için de bayağı bir gerekecek. Bunun için gerekmeyecek aslında. Ultimate Universal Cable için gerekecek ki bunu kullanacağım. Reactor Frame. Evet. Bunun için bayağı bir gerekecek. Bunun için de kullanacağım. Aynı şekilde Chemical Crystallizer senin için de kullanacağım. Maden işleme esnasında bunun için de kullanacağım bayağı bir. Evet, bayağı bir şey için kullanacağım aslında. On altı sonra bunlar Enriching Factory'ye gidecek. Evet, bayağı meşakkatli bir süreç aslında. Ve bu arada biraz daha diamond'a ihtiyacım olacak. Evet, ve benim biraz daha diamond toplamam lazım aslında bir yerlerden. Diamond'ım en az olan madenim şu an.
bir 16 tane daha iş görür diye düşünüyorum. Evet. Evet, şimdi reaktör frame'lerimizi craft etmeye başlayalım. Reactor frame. Controller değil, frame. Şimdi bunun için steel zımbırtılar lazım. Tamamdır. Sonra aslında gelin bakalım. İki stack aldım. Aslında ikişer stack alayım. İkişer stack alamıyorum çünkü glass'ım yokmuş. Ama glass dert değil. Ya da dert olacak. Ya bir ara sen toplamalıyım demektir bu. Otosort. Otosort açık olsun. Şimdilik bir stack'le uğraşalım. Evet. Ups, ortaya Osmium gelecekti, değil mi? Gold değil, Osmium. Ve voilà. Sonra siz gelin bakalım. Ve bolca steel gerekecek, onu anladık. Eş. Evet, 32. Şimdi işte temel frame şablonunu oluşturalım bir. Oturacağı yer tabii orası değil, şurası olacak. 1 Evet. Burası. Sonra burası. Sonra burası. Sonra burası. Sonra burası. Sonra burası, sonra burası ve sonra burası. Biliyorum çok sinir bozucu oldu sürekli sonra burası demem. Evet. Reaktörün kendisini yapıyoruz ancak yakıtı henüz elimizde değil. 1 2 3 4 Tamamdır. Şimdi aslında camla oluşacak taraflarda düşününce bu arada şuna gerek yoktu. Ve hatta aklıma geldi de yakıtla lazeri aynı yerden verebilirim. Çok daha az yer kullanır. Evet. Tamamdır. Şimdi glasslarımız ne durumda? İki stack daha almışız. Güzel. Şimdi steel gel. İyi ki bölüm arası bolca steel craft etmişim. Sonra siz gelin bakalım. Şablonu nereye kuruyordum? Ha, buraya kuruyordum. Bunlar şunlar olacak. Tamamdır. Bunlar şurası full
Glass olsun. Redstone parts. Tamam, o da bir taneye tekabül ediyormuş. Injection. Tamamdır. Sen de aynı şekilde. Tamamdır. Bunlar. Ups. Tamamdır. Yeterli kısmı elde ettik. Şimdi ilk önce. Neyi yapalım? Logic Adapter. Ya, Logic Adapter'a gerek yok. İlk önce bunu yapalım. Ya da Controller yapalım. Controller önemli. Şimdi bana Basic Tank lazım. Bunun için 4 tane Ozbeam. 4 tane de Redstone. Tamamdır. Sonrasında 4 Ozbeam, 4 Redstone. Ultimate Control Circuit. Ultimate Control Circuit için ne lazımdı? Şu yukarıdaki zımbırtıları aşağıya almam lazımdı. Ah, gelin bakalım. Advanced Circuit, tamam. Senden bolca var. Senden de bolca var. Şimdi kaç tane Ultimate Circuit'e ihtiyacım olacak? 2. 6 tane gerekecek senden. 5. Evet, 5 tane Ultimate Circuit'e ihtiyacım olacak. Yani bunun anlamı. Valla. 5 tane Ultimate Circuit. Ve Glass Pane. Evet. Reactor Controller hazır. Şimdi sırada Reactor Portlar gelecek. Ancak öncesinde seni bir şurada tutalım. Şimdi Glass'a dönüşecekler. Bir benle gelsin. Unutmadan. Sevgili Reactor Controller, sen şöyle gel. Şimdi Glass'a dönüşecekleri ben kendim şuradan alayım. Evet. Bunlar da gelsin bakalım. 18 tanesi Glass'a dönüşecek. Güzel. 19. Aa, 21. Ah. Evet, 21 tanesi Glass'a dönüşecek. Şimdi bunu. Evet, bir set yapmamız gerekecek burada. Buradan şunu ben Redstone olana çevireyim. Yukarıdakini alıp. Evet, sen gel bakalım Redstone olana dönüş. Voilà. Ha, şimdi siz gelin bakalım Glass'a dönüşeceksiniz. Aa, burada 16 tane kalmıştı değil mi? Bunların hepsini kitlemem lazım bir ara. Diğer türlü sıkıntı çıkacak. 48 tane aldım şuradan. Oops. Evet, ve bir
Birer stack şunlardan bir alalım. Gel bakalım sen. Ups. 16. Şimdi. Evet, şu glassları yerleştirelim. Tam buraya şu redstone'umuz gelsin. Sen şöyle geleceksin. Tamamdır ve şuraya şu şöyle gelsin. Aslında düşününce bir şey yapacağım. Şunların yeri zaten çok önemli değil şu an çünkü bu bir test için yapılıyor. Kolay erişim için bunlar burada yer alsın. Tamamdır. Evet. Ve lazerler oraya geçecek. Şu tarafta lazer, diğer tarafta injection'lar. Evet. Şimdi. Reaktör glass'ı başka yapma yöntemi yok. Güzel. O zaman bir set reaktör glass'ı şöyle yapacağız. Ve bunu lazere çevireceğiz, değil mi? Redstone block. Senden bol bir şeyim yok. Cidden yok. Tamamdır, bu da hazır. Şimdi bana reaktör port. Bir set reaktör frame'e daha ihtiyacım olacak. Yay! Buradan şu lazeri de yerleştirelim. Hatta iki tane lazer belki yerleştirebilirim de neyse onu boş ver. Oo. O zaman ben kendime bir set hızlıca tam 4 tane kalsın var. 3, 4 ve 4. Ops. Önemli bir detayı unuttum. 12. Evet, şimdi oldu. Ve gel bakalım. Ve reaktör portlarımız da hazır. Evet. Ve bu şekilde hazır bir reaktörüm var. Ama tabii ki de reaktörü ben buraya koymayacağım. Reaktörü craft ettik fakat şöyle bir sıkıntı var. Henüz yakıt üretimi tam değil. Onu bir sonraki bölümde yakıt üretimine girişeceğiz. Ve tabii ki de işin en işkence kısmı da söz konusu. Lazerler. Neden lazerler en işkence kısmı diye soracak olursanız çok fazla enerji. Çok fazla enerji. Evet. Ve craftingleri de çok ucuz sayılmaz. Ve bolca gerekecek. Bolca. Ama reaktörümüz için bence değer bir masraf. Çünkü bu şey bittiğinde hayvan gibi enerji üretecek. Yani baya baya hayvan gibi enerji üretecek.
Evet, o zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfte'nin günler, iyi eğlenceler.